Ev mi almalıyız, araba mı? Fiyatlar dikte mi? Merhaba. Ben Uğur Ceylan. Finansal özgürlük eğitim videoları hazırlıyorum. Bugünkü videomun konusu mevcut durumda araba mı almalıyız yoksa ev mi almalıyız? Hangisinin fiyatı daha fazla düştü? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Konut kredisi çekmek ilk evi olanlar için artık çok zor. Bankalar ilk evi olanlara konut kredisini düşük oranda veriyor. İlk evi olanlara maksimum evin değerinin %22,5 oranında kredi veriyor. İlk eviniz varsa evin değerinin sadece %22,5 kadar kredi çekebilirsiniz. %22,5 kredi çok düşük. Çekip çekmemenizle neredeyse hiçbir fark yok. Zaten yeni ev alayım deseniz ev yapım maliyetleri yükseldiği için çok pahalı ve faiz oranları da oldukça yüksek. Faizler %50 fakat konut almak istediğinizde ya da konut kredisi çekmek istediğinizde ödeyeceğiniz faiz %50'nin altına düşmedikçe biraz daha beklemek gerekiyor. Piyasada para kıtlığı var arkadaşlar. Piyasada para kıtlığı var. İnsanlarda para kalmadı, tüketim azaldı, İnsanlar tüketim yapmıyor. Eskiden piyasada para vardı, insanlar borçlanarak mal alabiliyordu. Bu da enflasyona sebep oluyordu. Şu an piyasada durgunluk olduğu için satılan mallar satın alınan mallar da şu an çok değerlenmiyor. Bundan dolayı insanlar mal alamıyor. Aslında bu durumu bir zincire benzetebiliriz biliyor musunuz? İnsanlar mal alamadığı için mal çok değerlenmiyor. Mal çok değerlenmediği için de insanlar mal almıyor. Öncesinde insanlar borçlanarak mal aldığı için faiz oranları enflasyon oranlarından da daha düşük olduğu için borcun götürüsünden daha fazla alınan malın getirisi vardı. Şimdi artık insanlar borçlanıp mal alsa bile fazla değerlenmediği için daha fazla borçlanmış oluyor. Yani kar elde edemiyor. Bu durum sebebiyle insanlar da haklı olarak bir şey almamayı tercih ediyor. Piyasalardaki bu geri çekilme aslında ekonomi politikalarından dolayı oldu. Faizler enflasyon seviyelerine yakın getirildiği için insanlar artık risk almak istemediler. Ve çoğu insan mal almamayı tercih etti. Mal da almayınca biliyorsunuz piyasa arz talep ilişkisi arz fazla talep az olunca fiyatlarda gitgide düşmeye başladı. Şimdi ekrana konut satışları ile alakalı bir grafik getiriyorum. Ee, bu grafiği beraber yorumlayacağız. Bu grafik aslında konuttaki son durumu anlatacak. 2024 Haziran ayında konut satış oranı yani el değiştirme oranı ciddi oranda düşmüş durumda. 79.313 adet konut el değiştirmiş ve bu el değiştiren konutların ise 72.500 adeti tüm parayla peşin yapılan satışlardan oluşuyor. Yani satışın hesabına parayı gönderiyorsunuz ya da elden parayı veriyorsunuz. Geri kalan 6.813 kişi de kredili finansman yoluyla almış konut. Kredili finansman derken bu ne olabilir arkadaşlar? bankalar olabilir. Son zamanlarda çıkan BDDK'ya bağlanan sistemler var. Faizsiz finans sistemleri diye geçiyor. Paranızı enflasyona karşı erittiğiniz ve sizden çok sistemin kazandığı bir finansal sistem aslında. Çok karlı bulmuyorum. Bu sistemlerde ipotekli satışlar yapıyorlar. Dolayısıyla bu satışlarında 6813 adet olan ipotekli satışlarında ben çoğunun bu sistemlerden geldiğini düşünüyorum. Şimdi farklı bir grafiği inceleyelim. Bu grafikte satılan konutların kaç tanesi ikinci el, kaç tanesi sıfır konutlar. Bunları anlatıyor bu grafik. 2024 ayında satılan konutların 53.888 tanesi ikinci el konut. 25.425 tanesi de ilk el konut yani sıfır konutlardan oluşuyor. Şu devirde sıfır konut almak gerçekten imkansıza yakın arkadaşlar. Çünkü çok pahalı. Sıfır konutlar en düşük sıfır konut. Şöyle oturacağınız 3 artı 1'den bahsediyorum. 5-6 milyon liradan başlıyor. Tabi bunu daha düşük faiz imkanı ile cazip tutmaya çalışıyorlar. Ama onu da her şirket yapmıyor. Bilindik şirketler yapıyor ama onların da 3 artı 1 konut fiyatları 11-12 milyon liradan başlıyor. Bu yeni ucuz faizli Konutlarda müteahhitler çok kazanıyor. Faiz sisteminde yani bankadan kredi çektiğinizde ikinci el bir konut aldığınızda da bankalar oradan kazanıyordu. Şimdi de bu faiz sistemiyle müteahhitler kazanmış oluyor. Yani 0.99 1.99 oranında kampanyalı faiz verilen konut projelerinden bahsediyorum. Konumuza gelelim arkadaşlar. Yine gördüğünüz üzere ikinci el konu satışları dip noktalarda. Yani olması gereken 2022'nin 6. ayından beri son 2 senedeki en dip noktalarda. Birinci el konu satışları da yine en dip noktalarda arkadaşlar. Ev fiyatları için genel bir değerlendirme yapalım. Şimdi TÜİK'ten aldığımız verilere göre dikkat ettiğimizde öncelikle Haziran ayı itibariyle alım satımın dip noktalara doğru geldiğini görüyoruz. Yine bu istatistikler göz önüne alındığında ipotekli satışlarında yine dip noktalarda olduğunu görüyoruz. Faizler çok yüksek olduğu için ikinci konutlarını alanlar için %22,5 oranında düşük kredi çıktığı için insanlar ev alamadığını söylemiştik. Eğer bu durum tersine dönerse, yani ne demek istiyorum? Varsayalım fazla durgunluk oldu ve yöneticiler bu fazla durgunluğu tersine döndürmek istedi ve bu %22,5 sınırını kaldırdı. Ve faizler yine reel olarak enflasyonun altına düştü. Böyle bir senaryoda öncelikle grafiği tekrar ekrana yansıtmış olayım. Bu grafikteki gibi 2022'nin 6. ayındaki gibi ipotekli satışlar artacak olursa 2024'ün Haziran ayında 6813 adet olan ipotekli satış 40 binli seviyelere çıktığı takdirde bir anda aylık 35 bin konuta daha ihtiyaç olacak. Piyasada bu talebi karşılayacak konutun olması gerekiyor. Olmadığı takdirde bu fiyatlara yansır. Yani fiyatlar otomatikman uçar. Şimdi konut üretimini marketten peynir ekmek alır gibi düşünmeyin arkadaşlar. Tamam konut üretilen bir şey ama konutun üretilmesi teferruatlı. Öncelikle gidip ruhsatını almanız gerekiyor. İnşaat izni almanız gerekiyor. Ondan sonra inşaata başlamanız gerekiyor. Ekip bulacaksınız, ekip çalıştıracaksınız. 200 sene bir zaman geçecek bu inşaat süresi. Bunun üzerine tekrar olay bitten sonra ruhsat almanız gerekiyor kaldı ki arsa sahipleri size karşı herhangi bir dava açarsa inşaat bitmeye yakın da olsa inşaatınız mahkeme tarafından durduruluyor ve o sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. İnşaatınıza devam edemiyorsunuz. Milyon liralık yatırımları kaybetmekle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Böyle riskleri var. Yani demek istiyorum ki konut üretimi için oldukça uzun bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla konut üretilebilen bir şey, çok hızlı bir şekilde üretilebilen bir şey değil. 3 sene konut üretemediğinizi varsayarsak ne olur? Ortalığı kanrevan edersiniz. Kanrevan derken neyi kastediyorum? Piyasayı berbat edersiniz. Piyasada fiyatlar uçar, her şey fahiş artar. Bu üretim süreçlerinin problemini, sıkıntısını da 3 sene sonra görürsünüz. Arabadaki son durumu anlatacağım. Ve videonun sonuna doğru genel bir toparlama yapacağım arkadaşlar. Konut ve arabadaki son durumu yorumlayacağız. Ve hangisi için alım zamanı geldi? Alınmalı mı, alınmamalı mı? Bunları konuşacağız tabii ki yatırım tavsiyesi vermeden. Arabada bahsettiğim durgunluk sebebiyle satışlarda ciddi bir ivme kaybı var. Bu ekranda gördüğünüz istatistikte kamyon satış adetleri yazıyor. 2024'ün birinci ayında geçen senelere göre kamyon satış adeti %13 artmışken, ikinci ayında %30 yine artmışken, üçüncü ayında %38 düşmüş. Dördüncü ayında yine %52 düşmüş, 5. ayında da %48 oranında düşmüş tüm şirketler için durum belki böyle değildir ama Ford Otosan'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketlerinden birisi. Dolayısıyla Ford Otosan'ın istatistikleri büyük bir veridir arkadaşlar. Büyük bir analizdir ve doğru analizdir. Ve güncel piyasaya da gösterir aslında. Sıfır araç fiyatları ciddi anlamda düştüğü için ikinci el fiyatları da ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Araç fiyatları düşmeye devam ediyor. Çünkü sıkılaşma devam edecek gibi duruyor. Merkez Bankası gerektiği takdirde sıkılaştırmaya devam edebileceğinin işaretlerini verdi. Ama tabii ki burası Türkiye. Hiç beklemediğiniz bir anda bir faiz arttırımı gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir anda bir faiz indirimi gelebilir. Bir sürü haberler çıkmaya başladı. Galericiler dükkanlarını kapatıyor. İlk zamanın galericiler çok efsane kazanç sağladılar. Benim arabamı aldığım galerici 2020 yılı Ocak ayında. Ben arabamı alırken bana demişti ki aldığım arabayı satıyorum ama sattığım zaman yine sattığım fiyattan almak zorunda kalıyorum. Yani o derece bir fiyat artışı vardı. Araba alamadın mı 2 hafta sonra üstüne 2000 koyman gerekiyor. Galerici arabayı alıyor, bakımını yapıyor. Bir iki hafta sonra satıyor ama bu sefer sattığı fiyattan yeni bir araba almak zorunda kaldığını söyledi. Bu dediği ne kadar doğruydu bilmiyorum ama piyasa araştırmalarına göre otogalericiler bir araçtan ortalama %8 ile 12 arası kazanç sağlıyor. Bu çok ciddi bir oran. Düşünsenize 500 bin liralık bir araçtan bahsediyoruz. 50 bin lira para kazandığınızı. Bu dönem çok ilginç bir dönemdi. Hepimiz yaşadık. Araba fiyatlarında durgunluk devam ediyor. Ve bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Rekabet fazla olmadığı için iyi pazarlıklarla araba alabilirsiniz tabii ki yatırım amaçlı kesinlikle araç almayın. Eğer ki araç ya da konut alabilecek paranız varsa yatırım amaçlı alacaksanız ihtiyacınızdan dolayı almayacaksanız konut tercih etmenizi öneririm. Çünkü araç masraflıdır, sigortası, MTV'si vardır. Güzel bir yatırım aracı değildir. Hatta yatırım aracı değildir. Yeri geliyor iki tane MTV ödüyorsunuz. Benzini, yakıtı, bakımı derken, TÜVTÜRK muayenesi derken karlı bir yatırım aracı değil arkadaşlar. Bunu öncelikle buradan belirtmek istiyorum. Sanıyorum kısa dönemde araba fiyatları birazcık daha düşmeye devam edecek gibi duruyor. Ancak alım zamanları da olabilir. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Bu nedenle güzel fiyatlı araç bulursanız ve ihtiyacınız da varsa bu dönemleri bence değerlendirmelisiniz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak konut ve araç almak için doğru zaman yaklaşıyor arkadaşlar. Hele kelepiri görürseniz kaçırmayın bence. Bu tabii ki benim düşüncelerim. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu dönem pazarlık dönemi arkadaşlar. Konut da bulursanız, araba da bulursanız, güzel pazarlıkla ihtiyacınız varsa alın. Eğer yatırım amacıyla alacaksanız araba almayın. Çünkü araba üretimi olan bahsettiğim gibi marketten peynir alır gibi alabileceğiniz kolaylıkta olan bir üründür. Fiyat anlamında söylemiyorum. Ulaşımı kolay anlamında söylüyorum. İstediğiniz bir galeriye gidersiniz, model arabayı hızlı bir şekilde sipariş edersiniz. Maksimum 3-4 hafta sonra evinizin önünde durur araba. Tabii ki 3 yıllık, 5 yıllık, kimin ise 10 yıllık kazancını ortaya koyması gerekiyor araba almak için. Çünkü arabalarımız gerçekten vergilerden dolayı da çok pahalı. Araba fabrikaları şakır şakır araba basıyor. Araba üretiyor ve temin etme ihtimali de fazla. Dolayısıyla ihtiyacınız varsa arkadaşlar bu dönemde ilk evinizi alabilirsiniz tabii ki güzel pazarlıklarla ikinci ev için bekleyebilirsiniz ya da farklı yatırım araçlarına yönelebilirsiniz. Benim bir arkadaşım uygun faiz oranıyla yaklaşık 1.90 gibi seviyelerde kredi çekti ve arabasını aldı. Ama araba fiyatları arkadaşımın kredi çektiği dönemden 1-2 ay sonrasında tepe noktasını yaptı ve sonra tekrar geri çekilmeye başladı. Aslında arkadaşımın arabası aldığı fiyatları yakın yerde ama avantajı şu oldu çok düşük cüzi bir oranda faiz oranı ile kredilendirdi. Bu krediyi kademeli olarak ödeyecek. İleride artışlar olsa bile enflasyon etkisiyle yine kazanç sağlayacaktır. Piyasada durgunluk halen devam ediyor. Şirketler ve müteahhitler satış yapamıyor. Özellikle müteahhitler satış yapamadığı için müteahhit kanadında bir faiz indirme lobisi olduğu söyleniyor tabi haberler tarafından. Onlar faizin indirilmesini istiyor. Aynı şekilde şirketlerde zor zamanlar yaşadığını ...belirtiyor. Bunlar hem bilançolarda gözüküyor. Şirketler çok kar edemiyor. Ve etrafımdaki çoğu kişi kredi kartı borçlarının asgarisiyle borçlarını çevirmeye başladı. Yani ödeyemiyor. Zor dönemler bizi bekliyor. Bundan dolayı arkadaşlar ayağımızı yorganımıza göre uzatma dönemi geldi. Gereksiz harcamalardan kaçının. İhtiyacınız yoksa almayın. Devir tasarruf devri. Bol bol alacağınız günler de gelecek elbet. Ama konjektüre uygun hareket etmeniz gerekiyor ki... Hayatta kalabilirsiniz sıkıntı şu ki kredinizin asgarisini 2-3 ay ödeyemediğiniz zaman Bankası da diyor ki Borcun tamamını kapatmadan sana Borç vermem Nakit avans vermem kredi vermem artı para vermem senin hesabına bloke koyarım Hesabına yatan tüm parayı da çekerim Borçlarına da mahsup ederim Diğer bankalarda bu duruma eşlik ediyor bildiğim kadarıyla Sonra batma faaliyeti gerçekleşiyor O yüzden batmamak için şu dönem ayakta kalmak için ayağınızı yorganınıza göre uzatma zamanı. Bu videomuzu noktalamadan önce net olarak şunları söylemek istiyorum. Öncelikle ev ve araba ihtiyacınız varsa bu dönemlerde pazarlık yaparak ev ve arabalarınızı alabilirsiniz. Çünkü faizin yüksek olduğu dönemlerde ev ve araba almak için doğru zamanlardır. Eğer ikinci ev ya da ikinci el araba gibi düşünceniz varsa biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda dinledikleriniz hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi analizinizden geçerek kendi kararınızı verin dostlarım. Lütfen kanalıma abone olun ve bunun gibi videolar için takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.